Güneş sistemimizi biraz araştırdığımızda fiziksel olarak dikkat çeken bir gezegen var. Gezegen diyoruz ama nasıl bir gezegen? Güneş sisteminin en küçük gezegeni, yani bir gezegen olarak o kadar küçük ki Jüpiter'in uydusu Ganymede'den daha küçük. Bir de Güneş'e yakınlık sırasına göre başı çekiyor. Ama en sıcak gezegen değil, uydusu var mı derseniz, uydusu da yok. Sen nasıl bir gezegensin o zaman diye sorulabilir. Ama bir gök cisminin gezegen olabilmesi için bazı koşulları sağlaması gerekir. Bu koşulları sağlayan gök cisimleri gezegen olarak kabul ediliyor. Merkür de bu özellikleri sağlıyor. Ama ilginç bir gezegen gelin, daha ayrıntılı inceleyelim. Videoya geçmeden önce 10 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz, bizler de emeğimizin karşılığını almış oluruz. İyi seyirler. Eski Yunan'da sabah yıldızı olarak görüldüğünde Hermos, akşam yıldızı olarak görüldüğünde Apollo olarak anılırdı. Pisagor sayesinde bu iki yıldızın aslında aynı gök cismi olduğunu öğrenen ilk çağ dünyası, Merkür ve Venüs'ün Güneş çevresinde döndüğünü ileri süren Heraklit ile ilk kez Güneş merkezli görüş ile tanıştı. Romalılar ise gezegene Hermes'in Roma mitolojisindeki eşdeğeri olan ayakları kanatlı haberci tanrı Merkür'ün adını verdiler. 1639'da İtalyan gökbilimci Giovanni Zuppi basit bir teleskop yardımı ile Merkür'ün evreleri olduğunu fark etti, gezegenin Güneş etrafında döndüğünü bildirdi. Merkür, Güneş sistemindeki dört karasal gezegenden biridir. 2,439.7 kilometrelik ekvatoral yarıçapı ile Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Merkür ayrıca Güneş sisteminde bulunan en büyük doğal uydular Ganymede ve Titan'dan daha ağır da olsa da daha küçüktür. Merkür yaklaşık olarak 70 metalik ve %30 silikat maddelerinden oluşur. Merkür'ün yoğunluğu Güneş sistemindeki ikinci en yüksek yoğunluğa sahip gezegendir ve Dünya'nın yoğunluğundan biraz daha azdır. Merkür, Güneş'e yakınlığı nedeniyle Güneş ışınlarının güçlü etkisi altındadır ve sıcak bir gezegendir. Yüzey sıcaklığı, uzun süren Merkür gündüzü sırasında 457 santigrat derece üzerindeki düzeylere çıkabilirken, etkili bir hava yuvarının yokluğu nedeniyle gece -172 santigrat dereceye kadar düşmektedir. Merkür yüzeyinin en dikkat çeken özelliği tüm gezegen üzerine dağılmış irili ufaklı çarpma kraterleridir. İlk bakışta Ay yüzeyine benzetilebilecek bu görünümün, daha dikkatli bir incelemede birçok farklılıklar içerdiği anlaşılır. Ay'da olduğu gibi kraterlerin yoğun bir şekilde iç içe geçtiği alanlar arasında, krater yoğunluğunun çok düşük olduğu, yumuşak engebeli geniş düzlükler yer alır. Bu bölgeler kraterlerin sık olduğu bölgelere göre daha alçakta yer alırlar ve Ay'daki denizlere benzer şekilde, büyük çarpmalar sonucunda gezegen içinden yüzeye çıkan lav akıntıları ile oluştukları sanılır. Gerek bu oluşumların, gerekse büyük kraterlerin çoğunun, Güneş sistemi içinde büyük çarpışmaların sürdüğü 4,5 ile 3,8 milyar yıl öncesini kapsayan dönemde meydana geldiği düşünülür. 3,8 milyar yıl öncesinden günümüze kadar, Güneş sistemi büyük çarpışmaların sıklığının azaldığı, nispeten sakin bir döneme girmiştir. Merkür üzerindeki en büyük çarpışma izi, 1300 kilometre çapındaki Caloris Havzası'dır. Bu dev lav denizi yüzkeme çapında bir gök cisminin çarpması ile gezegenin manto tabakasından yüzeye çıkan sıvılaşmış materyal ile oluşmuş, bu arada şok dalgalarının gezegen boyunca yayılarak diğer yüzünde odaklanması. Sonucunda Caloris Havzası'nın tam karşı kutbunda 500 bin kilometre karelik bir alan son derece engebeli bir hal almıştır. Ayrıca düzlükler üzerinde yüzlerce kilometre uzunluğunda ve yüksekliğe 2 ila 3 kilometreyi bulan kırıklar dikkati çeker. Bunlara, gezegenin soğuması sırasında küçülen hacminin neden olduğu sanılmaktadır. Kırıkların bazı kraterlerin içinden de geçmeleri krater oluşum döneminden daha sonra meydana geldiklerini düşündürür. Gezegen yüzeyinin en dışta kalan birkaç metre kalınlığındaki kısmının, Ay yüzeyindekine benzer biçimde çok küçük göktaşlarının milyarlarca yıldır süren bombardımanı sonucunda ince bir toz haline gelmiş regolit tabakası olduğu varsayılır. Aynı Ay'da gözlendiği gibi az sayıdaki genç kraterin, ışınsal olarak kendilerini çevreleyen parlak beyaz çizgilerin ortasında yer aldığı görülür. Bu çizgiler, çarpma sırasında kirli regolitin üzerine sıçrayan taze materyal ile ilişkilidir. 1960'lı yıllara gelinceye dek gezegenin kendi ekseni etrafında dönüşünün, Güneş çevresindeki hareketiyle kilitlenmiş şekilde 88 günde tamamlandığına inanılıyordu.
Gezegenin bir yüzünün sürekli karanlıkta kalarak çok düşük sıcaklıkta bulunması ile sonuçlanacak bu durum, 1962 yılında radyo gökbilim tekniklerinin Merkür'ün gece yüzünde sıcaklığın hiçbir zaman -160 santigrat derecenin altına düşmediğini ortaya koyması ile tartışmalı hale geldi. 1965 yılında radar incelemeleri, gezegenin dönüş hızının yaklaşık 59 günlük bir devir ile uyumlu olduğunu gösterdi. İtalyan gökbilimci Giuseppe Colombo bu sürenin Merkür'ün yörünge periyodunun 2/3'ü kadar olduğuna dikkati çekerek, gezegenin alışılmamış bir dönüşüyle yörünge kilitlenmesi olabileceğini bildirdi. Bu, Mariner 10 uzay sondasının 1974 yılında Merkür'ü ziyareti sırasında doğrulandı. Bugün, Merkür'ün kendi etrafındaki dönüşünü 58,65 günde tamamladığı bilinmektedir. Merkür'ün herhangi bir noktasında Güneş'in iki doğuşu arasında geçen süre dünya ölçülerine göre 176 gündür. Diğer bir deyişle bir dünya yılı, iki Merkür gününe eşittir. Bunun yanı sıra aşırı eliptik yörünge nedeniyle değişen yörünge hızı, gezegenin Güneş çevresindeki açısal hızının bazen kendi etrafındaki açısal hızı aşmasına, yani Güneş'in görünür hareketinin ters yöne dönmesine yol açar. Gezegenin bu eliptik çizgi üzerinde Güneş'e yaklaşıp uzaklaşmasıyla Güneş'in görünür boyutunun da değişmesi tabloya eklendiğinde Merkür üzerinde geçen bir günün öyküsü iyice renklenir. Kaloris Havzası'ndaki bir gözlemci Güneş'in doğudan yükseldikçe büyüdüğünü ve doğudan batıya doğru hareketinin yavaşladığını görür. Güneş en yüksek noktayı geçtikten ve alçalmaya başladıktan kısa bir süre sonra durur ve geriye doğru hareket etmeye başlar. En yüksek noktadan bu kez ters yönde ikinci geçişinde en büyük görünür çapa ulaşır ve batıdan doğuya alçalırken yeniden küçülmeye başlar, bir süre sonra tekrar yavaşlayarak durur ve doğudan batıya alışılmış hareketine döner. Kaloris Havzası'nın 90 derece doğusunda bulunan bir gözlemci için gün çok farklı başlar. Büyük ve sıcak bir güneş doğudan yavaşça yükselmeye başlar, ancak bir süre sonra durarak yeniden alçalır, batarken en büyük çapa ulaşır, dünya ölçüleriyle iki gün sonra tekrar doğar ve yükseldikçe görünür büyüklüğünün azaldığı gözlenir. Öğret çizgisinden geçerken en küçük halini almıştır. Batıya doğru alçaldıkça tekrar büyümeye başlar, batıdan battıktan kısa bir süre sonra aynı noktadan tekrar en büyük şekliyle doğduğu gözlenir. Batı ufkundan bir süre yükseldikten sonra yeniden alçalır ve bir Merkür yılı boyunca görünmemek üzere batar. Merkür'ün küçük boyutuna oranla önemli sayılabilecek bir manyetik alanı bulunmaktadır. Ekseni Merkür'ün dönüş eksenine 11 derece eğimli, kutupları Dünya'nın manyetik kutuplarına göre ters yerleşmiş durumda. Yani Kuzey Manyetik Kutbu gezegenin coğrafi Güney Kutbu'na komşu olan ve gezegen yüzeyinde Dünya manyetik alanının %1'i kadar güçlü bu alan, Merkür çevresinde küçük bir manyetosfer oluşturmaya yeterlidir. Manyetosfer, Güneş rüzgarı adı verilen ve Güneş kökenli hızlı parçacıkların oluşturduğu plazma akımının, gezegenin manyetik alanın etkisiyle saptırılarak engellendiği bölgedir. Manyetosferin en dışında, plazma akımının yavaşlayarak hızının ses hızının altına indiği ve yön değiştirdiği bir şok dalgası gözlenir. Merkür'ün manyetik alanı Güneş rüzgarı ile gelen parçacıkları yakalayıp gezegen çevresinde tutacak kadar güçlü olmadığı için, Van Allen kuşakları yoktur. Küçük bir gezegen olan Merkür'ün çekirdek sıcaklığının bir manyetik alan oluşturmak için gerekli olan sıvı demir kütlesini barındırmaya izin vermeyecek kadar düşük olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, bugün gözlenen manyetik alanın gezegen içindeki aktif bir manyetik dinamo tarafından sağlanmak yerine, çok önceleri mıknatıslanmış olan katı haldeki çekirdek tarafından sürdürüldüğü görüşü ortaya atılmıştır. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız ve bize destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız bizler de emeğimizin karşılığını almış olacağız. Tekrardan görüşünceye dek hoşça kalın.